O kadar çok farklı hayvan türü var ki istisnalar herhangi bir hayvanın tanımlanmasında, neredeyse her hayvanın tanımında istisnalar bulunabilir. Arkadaşlar o kadar ki anlamında sol sıfat zaptet kullanıyorduk. İsmine beraber kullanmamız gerektiğinde bu ismin önüne sayılabiliyorsa meni, sayılamıyorsa da maç gelir arkadaşlar. Bildiğimiz sol nokta nokta det yapısı arkadaşlar. Yalnız bu sefer sıfatla değil de isimle kullanıldı ve bu isimle sayılabilen olduğu için önünde ne kullanıldı arkadaşlar? Men. Tekrardan çevirmek gerekirse o kadar çok çeşitli hayvan türü vardır ki anlamı det veriyor arkadaşlar. Detten sonra sonuç cümlesi gelir. İstisnalar neredeyse her hayvan türünün tanımında istisnalar bulunabilir. Bir sonraki sorumuzdayız arkadaşlar. Kauçuk, tütün, kahve, çikolata ve aromatik yağlar kadar farklı türde ürünler. Arkadaşlar kadar anlamında ezez yapısı kullanıldı. Arada da sıfat ya da zarf kullanımı söz konusu. Peki tekrardan söylüyorum arkadaşlar. Parfüm elde etmek için kauçuk, tütün, kahve, çikolata ve aromatik yağlar kadar şirin kadarına hakkı veriliyor arkadaşlar. Bu kadar çok çeşitli, bu kadar farklı ürünler çiçekli bitkilerden elde edilir. Bir sonraki sorumuzdayız arkadaşlar. Isı bir objeden, bir nesneden, bir objeden from to yapısı arkadaşlar. Başka bir objeye, başka bir nesneye ısı iletim, ısı yayım ya da radyasyon yöntemiyle aktarılır. Arkadaşlar dün Safranbolu'dan Karaköy'e kadar yürüdüm derken from Safranbolu to Karaköy bildiğimiz bu yapı arkadaşlar. Ve bir objeden, bir nesneden, bir cansızdan başka bir objeye derken de arkadaşlar from one object to another. Bir sonraki sorumuzdayız arkadaşlar. Kazık temeller maliyetlidir ve normalde ancak arazinin değerli olduğu yerlerde, şehir merkezlerine vesaire ticari yapılar olması durumunda, yani yapılacak bina şehir merkezinde ve ticari amaçlı, konuttan daha ziyade bürodur, ofistir, dükkandır, mağazadır, alışveriş merkezidir. Ticari yapılar olması durumunda ancak o zaman bu kazık temel yöntemi ekonomiktir. Olması durumunda in the case of. Peki arkadaşlar bir sonraki sorumuz. Nükleer enerjinin gelişi, ortaya çıkışı su gücünden elektrik üretme, su gücünün kullanma trendini büyük ölçekte durdurmadı. Peki arkadaşlar geçmişten günümüze su odaklı enerji üretimini durdurmadı. Present perfect tense. Ve hidroelektrik tesisler su enerjisi potansiyeline sahip bütün sanayileşmiş ülkelerde hidroelektrik tesisler şu anda da ne yapılıyor arkadaşlar? İnşa ediliyor. Bugün de inşa edilmektedir. Yani nükleer enerji geldi diye su odaklı enerji üretimi, barajlar vesaire ortadan kalkmadı. Bir sonraki sorumuz arkadaşlar. Mekanik bir çarpma olmadan bile belirli kimyasal katışık maddeler, yabancı maddeler sıcak koşullarda depolandığı takdirde, depolanması durumunda bu tür patlamaları güvenilmez hale, yani her an olabilir bir konuma getirebiliyor arkadaşlar. Güvenilmez clard. Peki arkadaşlar burada wood'un kullanılmasını ön plana çıkartan yapılardan bir tanesi de villadır. Dersteki örneklerimizi hatırlayalım arkadaşlar. İşte su olmasaydı yaşam olmazdı, bilgisayar olmasaydı, projeksiyon olmasaydı ben böyle rahat ders anlatamazdım.
İkisi de var Allah'a şükür. O zaman arkadaşlar olmasa ilerken biz gerçek dışı gidiyoruz. Gerçek dışı gittiğimiz için de tabii ki vidalı ifri kısmı gibi ürünüz. Tipik de arkadaşlar ifri kısmı simul pas oluyordu. Öbür tarafta ne oldu arkadaşlar? Would artı fiilin birinci hali. Bir sonraki sorumuz. İletişim muhtemelen mühendislerin savaş zamanında sorumlu oldukları yani mühendislerden yapması beklenilen sayısız işlerin en önemlisidir. Peki arkadaşlar, sayısız iş, task burada iş görev olarak alıyoruz arkadaşlar. Sol tarafında ismi, sağ tarafında açıktan yapı, read closer. Read closer normalde bir responsible for diye geçer arkadaşlar. Bir şey için sorumlu olmak. Peki ben bu edatı, iki tane edat for in yan yana oluşturmayacağı için ilk zamanın sol tarafını alabiliyordum arkadaşlar. Açıklanan cansız, o zaman arkadaşlar red close but olmaz. Cansızlarla whom olmaz. Peki hocam dead, why which, for which, responsible for ile kullanıldığı için arkadaşlar bir responsible for, bir şey için sorumlu olmak. O zaman task for which engineers are responsible in time of war. Bir sonraki arkadaşlar, dünya ormanından geri kalanlar, yani dünya ormanlarının geri kalan ağaçları öyle bir hızla kesiliyor ki o kadar hızlı bir şekilde kesiliyor ve yok ediliyor ki geriye kalan tropik yağmur ormanları 100 yılın ortasına kadar yok edilmiş olacak. Arkadaşlar baydan sonra bu şekilde zaman ifadesi geldiğinde özelliği bulunduğu kısım değil de diğer taraf, cümle geçmişten bahsediyorsa past perfect, gelecekten bahsediyorsa arkadaşlar tropik ormanların, yağmur ormanlarının geriye kalanları dediğimizde gelecek kokusunu daha çok alıyoruz arkadaşlar. O zaman da future perfect passive yapı. Bir sonraki arkadaşlar, uzay hava tahminleri veya uzay hava tahmini yapan insanlar, uzayla ilgili tahminde bulunan kişiler fırtınaların zamanında erken bir şekilde uyarısını bize sağlayabilseler, sunabilselerdi, yani şu gün, şu tarihte, şu saatte tarzında tam zamanlı uyarısını bize sağlayabilselerdi, telekomünikasyon şirketleri uydularını korumak için gerekli adımları atabilirlerdi. Arkadaşlar klasik bir tip 2, yani konuşma anı ve gelecekte gerçek dışı cümle. Şu anda böyle bir teknoloji yok arkadaşlar. Ama böyle bir teknoloji olsaydı uzay hava tahmini yapanlar, uzayla ilgili hava tahmini yapanlar fırtınaların uyarılarını zamanında bize sunabilselerdi, telekomünikasyon şirketleri de arkadaşlar gerekli önlemleri alabilirlerdi. Peki bu bölümün son sorusu arkadaşlar. Bu tarihte bile, yani 21. yüzyılda 2020 yılında bile okyanus bilim uzmanları arkadaşlar var olduğunu bilmedikleri deniz zemindeki dağları keşfedebiliyorlar arkadaşlar. Yani burada şu anda bile okyanus bilim uzmanları deniz zeminde dağları keşfediyorlar. Yani buradaki öz anlam şu arkadaşlar, şu ana kadar özellikle bu tarzda büyük oluşumların dağdır vesaire çoktan keşfedilmiş olması lazım. İşte diyor ki 2020 yılında bile, günümüze uyarlayalım arkadaşlar biz bunu, 2020 yılı gibi geç bir tarihte bile, geç sayılabilecek yani güncel bir zaman diliminde bile okyanus bilim uzmanları var olduğunu bilmedikleri, eskiden bilmedikleri deniz zeminindeki dağları keşfediyorlar, bunların varlığından haberdar oluyorlar.